Eğer Darwin bugün geri gelseydi, modern bilimlerde onu en çok heyecanlandıran şey ne olurdu? Bana kalırsa onun o dönem sorduğu şu tarz büyük soruların cevaplarını veren genetik dünyası olurdu. Çeşitlilik nasıl ortaya çıktı ve bu nasıl aktarılabildi? Evrim hakkında bildiklerimize genetiğin etkisinin ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için kutuplarda sahile vuran boz ayımıza geri dönelim. Her ayı hücrelerden oluşmaktadır. Bir boz ayının hücresinin çekirdeğine yakından bakarsak DNA'yı görürüz. DNA, boz ayının oluşması için gereken genetik bilgiyi barındıran moleküldür ve bunu 4 harfli kodlar şeklinde taşır. Şimdi DNA ile ilgili şunu bilmeniz gerekiyor. O da mükemmel değil. Kopyalanırken hatalar, yani diğer adıyla mutasyonlar olabiliyor. Bu durum organizmanın özelliklerini etkiliyor ve bazen de anne babadan döle aktarılabiliyor. Evrimin kalbindeki çeşitlilik esasında genetik çeşitliliktir. DNA'daki ufak farklılıklar, mesela bazı ayıların renginin daha açık olmasına, soğuğa daha dayanıklı olmasına ve foklar gibi daha yağlı yiyecekleri kolayca sindirebiliyor olmasına neden olabilir. Evrim, aslında bir popülasyonun genetik yapısında gerçekleşen değişimlerin tamamıdır. Mutasyonlar düzensizdir, yani her zaman faydalı olmazlar. Fakat kutuplarda yaşam konusunda avantaj elde edecek şekilde mutasyon geçiren ayılar hayatta kalmayı başardılar ve üremeye devam ettiler. Uyum için gerekli olan genleri yavrularına aktarmayı sürdürdüler. Nesiller boyunca daha fazla ayı bu özellikleri ve DNA'daki başka değişiklikleri aktarmaya devam etti ve sonunda ortaya kutup ayıları çıktı. Onun hücrelerine yakından bakarsak kutup ayısı DNA'sı görüyoruz. DNA'yı milyarlarca yıl boyunca evrimin kalıplaşmış bir şekilde sayısız yaşam formu üretebilmesini sağlayan ham madde olarak düşünün. Aslında hepimiz birbirimizle bağlantılıyız. Bu muhteşem çift sarmal iplik bizleri birbirimize bağlıyor.